Merhaba arkadaşlar. Bugün mutfağıma konuk aldım. Konuğum Furkan. Böyle basit, pratik ve ucuz bir ara öğün tarifi vereceğim. Tarifimiz lor kurabiyesi. Karbonhidratsız. Şimdi ben abi tamam hani karbonhidratsız olacak, proteinli olacak falan. Bunun yapımı kolay mı zor mu? Sen bana onu söyle. Yani bence çok ben kolay. Ben tembel adamım abi yani. Bak ben burada bir sürü tabak falan tamam, görünce. Tamam hemen başlıyorum. Kafam hemen, karışıyor. Hemen başlıyorum hemen. Buyur abi. Lor peynirimiz var. Lor peynirimizi alıyoruz şöyle. Yumurtamız var. Yumurtanın sarısıyla beyazını ayırır mısın? Hayda abi sen bana çok komplike bir iş verdin. Ben dur bak abi bak berbat edersem hiç şey yapma ya. Önemli değil. Bak şimdi taktiği nasıl abi çok mu kırdım? Yok yok hiç rahat ol. Ben de şunu ayırayım. X markanın lor peyniri. İyi gidiyor mu abi? Çok güzel. Çok güzel. Salla salla. Tamam. Tamam. Hiç. Acıma. Dur. Yeter mi diyorsun bu kadar? Yeter yeter. Hiç. At içine sarıyı. Tamam. At içine kabuğunu da. Yarısını berbat ederim abi. Olsun. Devam. Sen böyle bir kurs aç da bana burada. Bir iki ufak tefek şeyleri öğreneyim yani. Ben yumurtayı haşlayarak yemekten ciğerim soldu zaten. Bu işlerle uğraşmayayım diye. Biliyorsun iki sıkıda neler yapıyoruz burada. Bu mutfakta ne yemekler çıkıyor. Valla seni takdir ediyorum abi. Evet. Evet tamam. At sarısını. Bunu da kırıyorum. Hı hı. Neden 3 yumurta abi? Nasıl anlayacağız hani 3 yumurta kullanmamız gerektiğini? Normal tarif çünkü yarım kilo lordan. Yarım kilo lora 5 yumurta kullanıyorum. 5 yumurta iyi geliyor. Şimdi bu 350 gram lor. O yüzden 3 yumurta. Ha, yani 100 grama 1 yumurta gibi. Evet onun gibi. Yani sonuçta şey yumurtanın burada birleştirici, yapıştırıcı özelliğini kullanıyoruz. Şey gibi kullanıyoruz böyle ha. Aralara. Evet. Tamam, devam. Tamam. Tamamdır abiciğim. Tamam. Şimdi döker misin buraya? Bunu. Ha, tabii tabii. Hayda. Önemli, önemli. Tamam, dök. Tamam. Ben şurayı bir sileyim abi. Yok, bırak, boş ver. Sileriz şimdi. Çekim an kat bu arada yani. Hata olur, kusur olur. Bunlar tabii, olacak. Hiç. Realistik. Aynen. Evet. Hindi fümemiz var. Hindi fümemizi katıyorum. Demin yumurta aklarını kattım. Hindi füm iyice yoğuruyorum. Evet, hindi. Hindi füme ne için abi? Abi lezzet için. Biraz da lezzet olması lazım. Lor peyniri çok böyle tatsız, tuzsuz, lezzetsiz bir şey. Şimdi hani lor peynirini normal şey yapsam, hani kurabiye gibi yapsam çok tatsız olur. Ondan sonra, evet. Yarım paket kabartma tozu. Ama yarım paket. Yarım paket kabartma tozu. Evet. Yani zaten ölçüleri vereceğim şeyden sonra. Videonun en sonunda. 350 gram lor, 3 yumurta, yarım paket şey. Ne kadar hindi füme? Hindi fümenin gramını hatırlamıyorum. Bu şu attığım paketin üzerinde yazıyor. Ona birazdan bakacağım. Yani videonun sonunda ona yazıyor olacak. Evet, burada çörek otumuz var. Çörek otumuzu katıyorum. Bu arada çörek otu hem lezzetlidir hem faydaları saymakla bitmiyorsunuz. Evet. Çörek otsuz da zaten kurabiye olmaz abi. Aynen yani. Öyle. Çok değil mi abi bu kadar kurabiye ya? Kim yiyecek bu kadar? Vallahi sen yersin diye düşünüyorum şimdi. Tamam abi ye. Olmazsa götürürüz ya. Evet.
Evet, bir taraftan organik kekiğimiz var. Bak kokusuna. Oo. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar. Evet, aynen öyle. Tamamen göz kararı koyuyorum kekiği. Kekiğin herhangi bir ölçüsü yok. Kekiği ne kadar seviyorsanız, ama şöyle söyleyeyim, çok fazla koyarsanız acı olur. Kekiği ben de severim abi. Evet. Peki bu yoğurmanın bir ölçüsü var mı abi? Ne kadar hani yoğurduğumuzu nasıl bileceğiz? Abi yoğurmanın yani ölçüsü yok. Her şey birbirine iyice karışacak. Ölçü bu. İyice karışacak. Evet, şimdi karışım tamam. Eline sağlık. İyi evet, oldu. Şimdi bir ortalığı toparlayalım. Ondan sonra tepsiye dizelim. Ondan sonra verelim fırına. Ondan sonra da yiyelim. Peki fırını ne yapıyoruz abi? Önceden alıştırıyoruz. Evet. Çok güzel şey yaptın. Fırını önceden 160 derecede ısıtıyoruz. Ne kadar süre boyunca? Yani ben 10 dakika ısıtıyorum. Zaten olması da bir 15-20 dakika oluyor. Hmm. Evet, şimdi küçük küçük toplar yapacağız. Köftecikler yapacağız. Buradan alıp alıp böyle minik minik. Hani minik diyorum ama gözüm o kadar dönüyor ki böyle minik olmuyor bir türlü. Yani çok mu ufak oldu? Yo, iyi yani. Toparlak olsun yeter. Aynen. Yüz yuvarlak diyorsun. Tabii. Yüz yuvarlak, toz toparlak. 12 tane topumuz oldu. Evet, ama arada torpiller var. Tamam. Evet, şimdi fırına girmeye hazırlar. Furkan'la beraber yaptık. Hepsinin boyu eşit olamadı maalesef ki. Ama aynen, lezzetleri eşit olacak. Umuyoruz. Evet. Evet, oldu en sonunda. Of, mis gibi kokuyor. Arkadaşlar, vallahi sizin için tadına bakacaktık ama hani yani o kadar tadına bakmaya alışmışız ki videonun kapanışını yapmayı unutuyorduk aslında. Ben evet diyorum abi, 10 numara olmuş. Yani muazzam bir böyle... Hakikaten yani tuz falan katmadık biz buna ama tadı tuzu... Fit yemek emre gibi yap. Şimdi sizin için tadına bakıyorum. Öyle mi yapayım? Evet. Evet, bak bakalım. Muazzam, muazzam. Evet, elinize sağlık. Çok güzel olmuş gerçekten. Süpersin abi. Sen bana buradan biraz böyle ayır. Evet arkadaşlar, abone olmayı unutmuyorsunuz. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Görüşmek üzere. Abone olun. Görüşmek üzere. Yandın bro, yandın. Evet, evet. Yayını burada kesiyoruz. Abone, abone olun.